olanlar arasındaydı. Ankara gündemini aktardık ama şimdi yine Ankara'dan devam edeceğiz. Bu defa Ayhan Bora Kaplan davasıyla devam edeceğiz. İlknur Yavumli orada olacak ve bugün dün başlanan bu davada bugün Ayhan Bora Kaplan savunmasını yaptı. Bu savunmanın detayları neler? Şimdi İlknur Yavumli'den alalım. Evet İlknur sendeyiz şimdi. 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önündeyiz. Ayhan Bora Kaplan suç örgütü lideri olmakla suçlanıyor. Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında olduğu 28'i tutuklu 61 kişi hakkında görülen davanın bugün ikinci duruşması yapıldı. Dün 5 sanık ifade vermişti. İfade veren 5 sanık da haklarındaki tüm iddiaları, suçlamaları reddetmişti. Bugün de Ayhan Bora Kaplan kendisiyle ilgili tüm suçlamaları reddetti. Neyle suçlanıyordu Ayhan Bora Kaplan? İki cinayetten sorumlu tutuluyor. Bu cinayetlerden biri 2016 yılında Ankara Çankaya'da işlenen Mahfuz Tatar cinayeti. Bu cinayetin azmettiricisi olmakla suçlanıyor ve hemen bu cinayetin ardından 3 gün sonra cinayetin faili Semih Arslan bir binanın 5. katından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Bu da kayıtlara şüpheli bir ölüm olarak geçmişti. Bu cinayetten de sorumlu tutuluyor Ayhan Bora Kaplan. İkisiyle ilgili de konuştu. İki cinayet, iki ölümle de ilgili konuştu ve ikisiyle ilgili de kendisine yapılan tüm suçlamaları reddetti ve şöyle dedi. İfadesi savunmasına şöyle devam etti. Ben kimi ne zaman azmettirdim? Bir aşiretin üyesini kameraların önünde öldürteceğim iki kişiye böyle bir saçmalık olabilir mi? Bu örgüt yapısına benziyor mu? Bu cinayet iki kişi arasında gelişen küfürden kaynaklı bir olaydır. Bana getirip yüklüyorlar dedi. Ayhan Bora Kaplan suçsuz yere cezaevinde olduğunu söyledi ve Ayhan Bora Kaplan cezaevine Esenboğa Havalimanı'nda aracıyla havalimanından çıkış yaparken yakalanıp getirilmişti. Bu görüntülere ilişkin de konuştu ve polislerin kendisi üzerinden şov yaptığını, bu şovu da haber olmak için yaptıklarını iddia etti. Ve o gün emniyete getirildikten sonra da yaşadıklarını şöyle ifade etti Ayhan Bora Kaplan. Dikkat çekici ifadeler de yer aldı savunmasında. Emniyette bizi nezarethaneye indirdiler. Orada bir tutanak imzalatacaklardı. Ben o tutanağı imzalamadım. Orada yaşanmayan şeyler yazılmıştı. Sonrasında iki gün boyunca bürokratlarla, emniyetçilerle Süleyman Soylu ile ilgili bilgi ver dediler. Ben hiçbir duruma şahit olmadığım için bir şey diyemedim. İkinci gün sonu bana 7-8 sayfalık kağıt getirdiler. Onu da imzalamadım. İfade veremeyecek haldeydim dedi Ayhan Bora Kaplan. Kendisine Süleyman Soylu ile ilgili ifade vermesi, onun döneminde yapılanlarla ilgili konuşması söylendiğini iddia ediyor ve buna ilişkin de konuşmadığını ama bununla ilgili konuşması için de baskıya maruz kaldığını anlattı. Hatta mahkeme salonunda kendisini sol tarafında kalan emniyetçileri göstererek bu emniyetçilerin burada olmasının kendisine yapılan bir baskı olduğunu söyledi. Çünkü salonda yer alan emniyetçilerin kendisinin ifadesini alan kişiler olduğunu ve kendisinin ifadesi alan kişilerin de salonda onun savunması sırasında orada olmasında kendisine yapılan bir baskı olduğunu söyledi Ayhan Bora Kaplan. Mahkeme başkanı Ayhan Bora Kaplan'a 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT önünde uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğraf karesini sordu ve uzun namlulu silahları nereden buldunuz sorusunu yöneltti. Ayhan Bora Kaplan yanıt olarak devlet görevlilerini suçlamamı bekliyorlar. Ben bu sorunun cevabını burada veremem. Özel olarak size söyleyebilirim. Çünkü söylediklerim hemen internete düşüyor. Bunun için de önlem almanız gerek dedi mahkeme başkanına. Kaplan 15 Temmuz gecesine ilişkinde şu detayları paylaştı savunmasında. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, herkesi sokağa davet etti. Ben de üzerime düşeni eksiksiz yaptım. Keşke daha fazlasını yapsaydım. TRT'ye gittim. TRT alındıktan sonra kapıda resim çekiliyor. Arkadaşlar, tanıdıklar da var. Sen de gir kareye dediler. Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Ben de o kareye girdim. Ben o gece adeta lanetlendim. Muhalif medya, sözde gazeteciler hepsi haber yapmaya başladılar. Reisin gizli ordusu, Soylu'nun gizli mafyası gibi bir sürü haber yapıldı. Kaldırabildiğimizi kaldırttık dedi. Ve bir diğer suçlama, yağma ve mala çökme suçlaması. Antalyalı iş insanı Muhammed Sağ, Ayhan Bora Kaplan'ın ve adamlarının kendisinin mallarını, dükkanlarına çöktüğünü iddia etmişti. Ayhan Bora Kaplan, Muhammed Sağ'ın KRT'de de katıldığı yayını referans göstererek yalan söylediğini, Kaplan'ı hayatında hiç görmediğini, Muhammed Sağ'ı hiç görmediğini, tanımadığını öne sürdü. Muhammed Sağ'ın kendisinden para koparmak için yalan söylediğini söyledi. Muhammed Sağ'ın Kaplan'la ilgili iddialarından biri şuydu. Emniyetin bahçesinde ağır silahlarla Ayhan Bora Kaplan ve adamları beni alarak bir yere götürmüşlerdi ve beni burada darp etmişlerdi demişti. Ayhan Bora Kaplan da bu iddiaları yalanladı ve bu iddiaların yalan olduğunun anlaşılması için de bas kayıtlarına bakılabileceğini söyledi. Kaplan'ın savunması bugün sona erdi. 10'da başlayan duruşma 12.40'da bitti. Saat 10'dan 12.40'a kadar da Ayhan Bora Kaplan savunma yaptı.
yaptı. Savunması yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Mahkemeye de ara verildi, duruşmaya da ara verildi. Yaklaşık yarım saat sonra da duruşma kaldığı yerden devam edecek. Evet, İlknur Yaumlu Ankara Sincan'dan aktardı bize. Teşekkür ederiz İlknur. Evet, Ayhan Bora Kaplan davası dün başladı demiştik ve 28'i tutuklu 61 sanığın dinleneceği davanın savunması aslında bugün de devam etti. Cuma gününe kadar da sürmesi bekleniyor aslında. Bu kapsamda Ayhan Bora Kaplan da ifade verdi bugün ve o ifadenin